Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yılbaşına uygun ufak tefek süsler yapacağım sizlere. Umarım beğenerek izlersiniz. Videomu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Çünkü bir tane değil, iki tane değil, birçok süsle karşınızdayım. Bu çubuk tarçınların kokusuna bayılıyorum. Eğer benim gibi sevenler varsa kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok güzel kokuyor ve ortama güzel bir hava katıyor. Mumluğum işte bu kadar kolay oldu. Çubuk tarçınları bulmuşken birkaç tane de ağaç süsü yapmak istedim. Ufak bir geyik kafası yapıyorum şu anda. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız beni çok mutlu eder. Bildirim zilini açarsanız bütün videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Geyik kafamız hazır. Şimdi bir tane de ufak bir çam ağacı yapacağım. Merak etmeyin, videonun sonuna kadar çubuk tarçınlarla süs yapmayacağım. Bu son olacak. Sonra başka süslere geçeceğiz. Çam ağacında ufak pomponlarla süsleyerek tamamlıyorum. İşte bu kadar. Çubuk tarçınlarla 3 tane süsüm hazır. Şimdi kalın bir kartonu yuvarlak şekilde kesiyorum. Bu kartonu kapı süsü yapacağım. Tabi isterseniz duvar süsü olarak da kullanabilirsiniz. En çok da yılbaşı kutlamayanlar bu süsü çocuk odalarında da kullanabilirler. Kenarlarını yün ipiyle sarıyorum. Benim çocuklarım çok sevdi. Ben o yüzden onların kapısına astım bunu. Çok da güzel oldu. Şimdi elimde bir peluş kumaş var. Yuvarlak kestim. İğneyle kenarlarını dönerek içine elyaf koyup kapatıyorum. Yani ufak ufak pomponlar yapıyorum. Pomponlarımı hazırladım. Bir tane krem, bir tane kahverengi olacak şekilde hepsini yapıştırdım. Şimdi kahverengiler geyik kafası olacak. O yüzden bu elimdeki malzemeyi kullanıyorum. Adını unuttum gerçekten. İçerisinde demir teli var ve elle çok kolay şekil alabiliyor. Şimdi de ikişer tane göz yapıyorum. Gözleri hazır olarak kullandım. Burunları için de ufak pomponlar kullanıyorum. Elimde bir tane böyle yılbaşı süsüne dair bir zil vardı. Onu da ortasına taktım. İşte bu kadar. Şimdi geçelim başka bir süsümüze. Bu saksılar daha önceden almış olduğum sukulentlerin saksısıydı. Bunları değerlendirdim. İçine hemen bir kağıt havlu sıkıştırdım. Üzerine de böyle çimen görünümü vermek için elimde bu şekilde parçalar vardı. Onları kullanıyorum. Küçük bir çam ağacı yapacağım. Bunun için kozalak yapıştırıyorum ortasına ve tabii ki de kar görünümü vermek istiyorum. Bunun için de beyaz boyayla kenarlarına birazcık kar yapıyorum. Çimenleri de biraz değdirirsem şahane olacak. Diğer kozalağımı biraz daha çam ağacına benzetmek istedim. O yüzden öncelikle yeşile boyuyorum. Bu boyadığım renk biraz yeşil dışındaydı. Sonradan güzel bir yeşil bularak tamamladım. Şimdi bunun üzerine de kar görünümünü verdim. Ve kozalaklarım, yani çam ağaçlarım hazır. Üzerlerine birer tane yıldız yapıştırdım. Bence çok tatlı, çok minnoş oldular. Şimdi geçelim diğer süsümüze. Bunun için de ahşap çubuklar kullanıyorum. Toplamda 3 tane çubuktan yapacağım. Gösterdiğim şekilde yapıştırdım ve beyaza boyuyorum. Ne olacak biliyor musunuz? Kardan adamlı çerçeve olacak. Gerçekten benim çocuklarım bayıldı. İkisine de birer tane yaptım. Şimdi burada Eva kullandım. Eva'dan yuvarlak bir parça keserek kardan adamın kafasını yapıyorum. Bir tane de şapka kondurdum. Bu da simli bir Eva. Şimdi onu ortaya yapıştırıyorum. Kardan adama bir tane bot yapıyorum ve ellerine de eldiven yaptıktan sonra suratını çizeceğim.
Bence bu çocukların seveceği çok güzel bir fikir. O yüzden yılbaşına hiç gerek yok. Bu şekilde birer tane çerçeve yapabilirsiniz. Ben buna sonradan askılık da yaptım. Yani ister asarak kullanın, ister arkasına magnet yapıştırarak buzdolabınıza yapıştırın. Tercih sizin. Evet, ikisi de çok güzel oldu. Çocuklar bayılacak. Şimdi geçelim bir sonraki süsümüze. Bunun için elimde olan bu şekilde yuvarlak küçük ahşaplar vardı. Bunları değerlendirdim. İki tanesini birbirine yapıştırarak yine bir kardan adam yapıyorum. Keçeden bir atkı yaptım. Onu ortasına bağlayarak yapıştırıyorum. Çocuklarınızla birlikte yapacağınız, güzel vakit geçirebileceğiniz çok tatlı aktiviteler bence. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Evet, kardan adamımız hazır. Şimdi bir taneyi de beyaza boyayıp kurumasını bekliyorum. Bu arada kardan adamın gözlerine de birer tane beyaz kondurdum. Diğer ahşabımın da yarısını beyaz yapıyorum. Üst tarafına da ufak bir kırmızı boyayla şapka yapıyorum. Bu ne olacak? Tabii ki Noel babamız olacak. Küçük bir Noel baba yaptık burada da. Hemen hepsinin arkasına da ipimi yapıştırıyorum tabii ki. Bu da küçük bir kardan adam kafası olsun. Şimdi bu beyaza boyadığımızda yine bir kardan adam olacak ama ona birazcık değişiklik katmak istedim. O yüzden şapka yapıyorum. Evet arkadaşlar, bu da yapmış olduğum son kardan adam kafası ve videomu tamamlamış olacağım birazdan ve hepsini size teker teker göstereceğim. En çok hangisini beğendiniz? Lütfen yorumlardan bana yazın. Ve bu tarz videomun devamın gelsin ister misiniz? Yani yılbaşı süsleri yapmaya devam edelim mi? Daha değişik tasarımlar, güzel güzel tatlı projeler yapalım mı? Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Videomu da beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.